Herkese merhabalar. Bu aralar gerçekten havalar çok sıcak. Bu yüzden bir tane vantilatör yapayım dedim. Malzemeler evde bulunabilecek şeyler olsun dedim. Karton, böyle deterjan, plastik. Bunu zaten kapağını kullanacağım. Güzel bir proje olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Deterjan şişemizin kapağından bakın. 1,5 santimlik bir kesit çıkardım. Tam ortasına da bir tane delik deldim. Bu parça pervanemiz için gerçekten çok önemli. Bakın üzerinde de zaten çentikler var. Bu eşit olduğu için ben bunu tercih ettim. Kullandığımız bu kapağın bakın çapı 4 santim. Tabii farklı şişelerden farklı çaplarda kapaklarda kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız bu merkeze 3 tane kanat takacağım. Bu kanat için de şöyle bir şablon hazırladım ben. Kartondan ya da plastikten kesebilirsiniz. Kalıbı buraya yerleştiriyorum. 3 tane aynısından yapacağım. Böyle kartondan 3 tane kanat hazırladım. Şimdi şu ortadaki plastik kısma sırayla yapıştıracağız. Bu şekilde bakın pervane kanadı üst taraftan başlıyor. Kapağın altına doğru eğimli şekilde ilerliyor. 3 kapağımızı da bu şekilde yapıştıracağız. Evet ortaya böyle bir pervane çıkıyor. Şeklen de güzel oldu. Tabii bunu önemli olan hareket ettirmek. Dönüşünde sıkıntı yok. Artık motor bağlayabiliriz. Motor neyle takacağız? Şöyle bir parça. Kolonyanın ucu. Bu parçayı da böyle tam ortalığa yapıştırmak çok kolay. Şöyle bir tane çivi kullanacağız. Çiviyle bakın bunun böyle yerini belirliyoruz. Tam ortaya denk gelecek. Şöyle alt tarafına biraz silikon. Bu çiviyi kılavuz olarak kullanıyorum. O yüzden yapıştırdıktan hemen sonra çıkarmamız gerekiyor. Böyle çıkartıyorum. Motoru da buraya yerleştiriyorum. Motorumuzu da bir çalıştıralım. Şöyle. Bakın. Bu şekilde rüzgar verdiğinde görebilirsiniz. Güzel. Yani gerçekten güzel bir açıyla yerleştirdik. Şimdi son olarak bu motoru da bir stand üzerine yerleştirelim. Şöyle ahşaptan bir stand yapabiliriz. Şöyle tahtayı buraya yapıştıralım. Önemli olan burada pervanenin çarpmaması. Şimdi kanatlar biraz çarpacak gibi. O yüzden bir parça daha eklesek güzel olur. Motoru da buraya koyarız. Bir de buradayken çalıştırmayı deneyelim. Bakalım rahat dönecek mi? Evet. İşte bu. Masaüstü bir vantilatör için bence yeterli verimi sağlıyor. Tabii farklı motorlar da koyabilirsiniz. Bakın rüzgarın çıktığını, hani en azından hava verdiğini göstermek için karşısına pervane koyduğumuz zaman kolaylıkla döndürebiliyor. Gerçekten bu sıcak günlerde işinize yarayabilecek bir çalışma oldu bu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız, yorumlarla, like'larla destek verirseniz çok memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.